Ve Fenerbahçe en iyiler arasında başarı geldi. Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı. Öte yandan Fenerbahçe'nin futbolcusu olduğu unutulan isimden müjdeli haber gelmişken, Ferdi Kadıoğlu için Brighton'la görüşmelerine devam eden Sarı Lacivertliler de bir oyuncusunu daha kaybetme riskiyle karşı karşıya geldi. İşte bu kötü oldu. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri, emeklerimizi ödüllendirmiş olursunuz ve Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak Avrupa'nın en iyi 20 takımını açıkladı. Real Madrid liderliği kimseye bırakmazken Manchester City ikinci sıraya oturdu ve geçen sezonun flash takımı Bayer Leverkusen ise 3. sırada kendisine yer buldu. İlk 20 içerisine Türkiye'den sadece Fenerbahçe girebildi. 18. sırada yer alıyor. Düşünsenize, yıllardır Avrupa'da ülkeyi temsil eden, puanlar toplayan, ilk sırada olan Fenerbahçe Süper Lig'de ne hikmetse şampiyon olamıyor. Evet, diğer yandan Kanarya'da yeni sezonda kadroda kesinlikle düşünülmeyen ve sözleşmesinin feshedilmesi beklenen João Pedro'ya İtalya'dan bir talip çıktı. Di Marzio'nun haberine göre İtalya Serie B ekiplerinden Salernitana 32 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. İtalyan ekibinin Pedro'yla görüşmelerde bulunulduğu belirtildi. Yönetimin ise Pedro'ya görüşme izni verdiği ve kısa sürede oyuncusunun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Ayrıca Icardi'nin korkulu rüyası Jadon Osterwold'e İngiliz ekiplerinin radarına girdi. İş ciddileşti. Crystal Palace ve Newcastle United 23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdi. İki İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle takımda tutmak isteyen Fenerbahçe, Osterwolde'nin bonservisini 20-25 milyon euro olarak belirledi. Umarız camia Ferdi üzüntüsü üzerine Osterwolde şoku da yaşamaz.